Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Abdullah Samet Başoğlu. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, bugünkü yeni videomda sizlerle arkadaşlar bir bilgilendirme videosu olmayacak. Biliyorsunuz daha çok bu ara bilgilendirme videoları atmaya başladım. Elimden geldiğince sizlere bilgi vermeye çalışıyorum YouTube'la ilgili. Ama sadece YouTube'la ilgili olmayabilir artık bundan sonra. Elimizden geldiğince bildiğimiz bilgiler doğrultusunda her türlü konuyla ilgili sizlere bilgiler vermeye çalışacağım. Bugün bilgi videosu olmayacak. Bilgilendirme videosu olmayacak. Bugün uzun zamandır futbol muhabbeti yapmadım sizlerle. Futbolu çok seven birisiyim. Futbol maçları izlemeyi seven birisiyim. Sevdiğim maç, hani tuttuğum takımı aslında maçlarını daha çok izlemeyi seven birisiyim. Fanatikim. Çok fanatik bir taraftarımdır. Ondan söyleyeyim, yani maç izlerken beni kolay kolay tanıyamazsınız. Yani sen böyle bir insan değilsin diyebilirsiniz. Çünkü maç izlerken kendimden çok geçen birisiyim. Çünkü çok acayip bir fanatik taraftarım. Kimseye de laf ettirmemeye çalışırım. O yüzden bugün bu hafta ligimizde çok önemli bir maç oynanacak. Çok önemli bir derbi maçı oynanacak. Bugün bu derbi maçı üzerine konuşacağım arkadaşlar sizlerle. Evet, bu hafta, yani yarın saat 21.00'da Beşiktaş Fenerbahçe derbisi oynanacak. Üzerimdeki formadan hangi takımı tuttuğumu, hangi takım taraftarı olduğumu anlamışsınızdır. Ama yine de söyleyeyim, ben Beşiktaşlıyım. Acayip bir Beşiktaş taraftarıyım. Ama bugün elimden geldiğince tarafsız olmaya çalışacağım arkadaşlar. Tarafsız bir gözle bu videoyu çekmeye çalışacağım. Evet, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi oynanacak yarın saat 21.00'da. İki takım açısından da gerçekten önemli bir maç. Gerçekten zor olacağını düşündüğüm bir maç. Beşiktaş açısından da önemli, Fenerbahçe açısından da önemli. Beşiktaş daha Fenerbahçe'de şampiyon olamayacak. Bunu biliyoruz. Ama Beşiktaş taraftarı da biliyor, Fenerbahçe taraftarı da biliyor. Her iki taraftar da bunun bilincinde ve bunun farkında. Şimdi Beşiktaş ilk üçü zorluyor. Üçüncü olup Avrupa Kupalarına, yani Şampiyonlar Ligi'ne elemeyle gidebilecek konuma gelmek istiyor. Fenerbahçe ise ilk dördü zorluyor. Dördüncü olup Avrupa Kupalarına gitmek istiyor. Yani iki takım, yani Fenerbahçe Avrupa Kupalarına gidip oradan bir kendine gelir kaynak bulmak istiyor. Beşiktaş ise Şampiyonlar Ligi elemelerine gidip, Şampiyonlar Ligi elemelerine geçip Şampiyonlar Ligi'ne katılıp oradan kendine daha fazla bir gelir elde etmek istiyor. Yani Beşiktaş 3. olamasa bile Avrupa Kupası'na gidecek. Yani UEFA'ya gidecek. Ama Fenerbahçe Avrupa Kupası'na gidemediği takdirde hiçbir kuvvet, yani UEFA'ya da gidemeyecek, Şampiyonlar Ligi'ne de gidememiş olacak. Yani iki takım açısından da gerçekten zorlu bir maç. Beşiktaş'ın bazı eksikleri var. Ve son olarak Beşiktaş'ta bir üzücü haber yaşandı. Birden hani ne oldu, nasıl oldu, neden oldu, niye oldu bilinmeden Victor Ruiz ile Beşiktaş arasında yollar ayrıldı. Artık Victor Ruiz Beşiktaş'ta değil. Yani yarınki maçta Victor Ruiz olmayacak. Victor Ruiz yok. Beşiktaş'ın sahasında oynanmasının aslında hiçbir anlamı yok. Çünkü maç seyircisiz oynayacak. Seyircisiz oynandığı için bu maçın, bu derbinin kimin sahasında oynandığının pek de bir anlamı yok. Sadece Vodafone Park'ta oynanacak olması önemli. Sadece Beşiktaş'ın sahasında oynanacak olması önemli. Yani taraftarların olmaması her iki takım açısından da büyük bir kayıp olsa da bu maç oynanacak. Bakalım neler olacak. Yani hakem hataları inşallah bu maça damga vurmaz. Çünkü pandemi sürecinden sonra çok fazla hakem hatalarının gündeme vurduğunu görüyoruz. Gerek Galatasaray olsun, gerek Trabzonspor olsun, gerek Fenerbahçe olsun, gerek Beşiktaş olsun, gerek Sivas olsun, gerek alt sıradaki takımlar olsun, hepsi hakemlerden dem vuruyor. Hakemlerden ver yansın ediyor. O yüzden inşallah bu maçta hakem hataları olmaz. İnşallah bu maçta kavgalar, gürültüler olmaz. Hakem hatalarının olmadı, kavgasız, gürültüsüz, dostça, kardeşçe bir maç oynansın. Hak edenin kazandığı, hak edenin ise kaybettiği bir maç olmasını isterim. Beşiktaş üçüncülük istiyorsa bu maçı mutlak ve mutlak kazanmalı. Kendisi kazanıp Sivas'ın da kaybetmesini beklemeli.
Yani sadece Beşiktaş'ın kazanması yetmiyor. Demirkubu Sivasspor'un da kaybetmesi gerekiyor ki Beşiktaş üçüncülük için oynasın. Ya Fener Beşiktaş üçüncülük şansını sürdürebilmek için, Fener ise dördüncülük şansını sürdürebilmek için ikisi de kazanmak istiyor. Beraberlik iki takıma da yaramayacak. İki takım da yaramıyor arkadaşlar. Fener'de bir, ya Fener taraftarına bir özür borcu var. Neden? Uzun süredir şampiyon olamıyor. Uzun süredir şampiyonluk yaşamıyor. Hatta senin kaç senedir ilk üçü bile göremiyor Fenerbahçe. O yüzden özür borcu var Fenerbahçe'nin taraftarına. O yüzden bu maçı kazanmak zorunda. Yani bu maçı kazanıp taraftarına bir özür borcunu yerine getirmesi gerekiyor. Beşiktaş da aynı. Beşiktaş da Fener'den farklı durumda değil arkadaşlar. Çünkü Beşiktaş da birkaç senedir şampiyonluk yüzü veremiyor, şampiyonluk mücadelesi veremiyor. Tamam, ilk üçü oynasa da şampiyonluk mücadelesi içerisinde olamıyor. Biliyorsunuz pandemi süreci ne Beşiktaş'a? Beşiktaş'a biraz yaradı. Beşiktaş'a da Fener'e de biraz yaradı. Yani yaramadı değil. Hani eğer pandemi süreci böyle bitseydi Beşiktaş belki dördüncü hani bile olamayabilirdi. Fener ise ilk dördüncü, yani Beşiktaş dördüncü belki zor olacaktı. Fener ise ilk dörde giremeyecekti. Pandemi sürecinden sonra Fener ilk dördü zorluyor. Beşiktaş ise üçüncü sıraya zorluyor. O yüzden iki takım açısından da pandemi sürecinden sonraki süreç iyi oldu. Bazı takımlara pandemi sürecinden sonraki süreç iyi yararken bazı takımlara iyi yaramadı arkadaşlar. Mesela Ankara Gücü'ne hiç iyi yaramadı. Ankara Gücü lig düşecek belki de. Galatasaray'a hiç iyi yaramadı. Galatasaray şampiyonluktan koptu. Trabzonspor'a yaramadı. Trabzonspor liderlikten düştü. Başakşehir'e yaradı. Başakşehir şampiyon liderliğe geçti ve belki de şampiyon olacak. Şampiyonluğun en büyük favorisi oldular. Kayserispor'a çok iyi yaradı. Lig düştü. Sonuncu lig düşerdiğinden Kayserispor belki de çabalarsa ligde kalabilecek. Arkadaşlar dediğim gibi bu pandemi süreci bazı takımlara çok iyi yaradı. Bazı takımlara ise hiç yaramadı. Şimdi Beşiktaş taraftarı, Fenerbahçe taraftarı da takımları stada gidene kadar sonuna kadar orada desteğini verecek. Bütün desteklerinin, bütün yani desteklerinin arkasında olduğunu taraftarlar takıma yansıtacaklardır arkadaşlar. Ben de Beşiktaşlı olarak Beşiktaş'ın kazanmasını isterim. Tabii ki hak eden kazansın. Ama iki takım da şunu biliyor. Yani iyi oyun, kötü oyun, iyi oyun mağlubiyet olmasın. Kötü oyun galibiyet olsun. Yani ne kadar kötü oynarsak oynayalım kazanalım. Yani önemli olan kazanmak çünkü iki takım içinde. Çünkü iki takımın da şampiyon olamayacakları belli ve belli bir hedefi var. Taraftarına bir özür borcu var. Bu özür borcunu ödeyebilmeleri için bugün, yani yarın oynanacak maçtan mutlak ve mutlak kazanmak zorundalar. Hem Beşiktaş olsun, hem Beşiktaş olsun arkadaşlar, hem de Fenerbahçe olsun, mutlak ve mutlak mutlaka galibiyet almak zorundalar. Beşiktaş'ta bir kaleci sıkıntısı var. Biliyorsunuz Fabri ile yollar ayrıldıktan sonra kaleci alanı alamadılar. Hala alamadılar. Transfer sezonu başlamış olmasına rağmen alamadılar. Bakalım kim alacaklar göreceğiz. Hem Fenerbahçe adına hem Beşiktaş adına arkadaşlar transferde çok fazla isim geçiyor. Bunlar hangileri doğru, hangileri yanlış, ne kadar doğru, ne kadar gerçek bilmiyorum. Beşiktaş Alanyaspor'dan Enskala ile anlaştığı söyleniliyor. Ve Sisse ile de görüştükleri söyleniyor. Ya bunlar ne kadar doğru emin değilim. Çünkü internete baktığınız, geri geliyor internete bakın, geri geliyor gazetelere bakın, geri geliyor YouTube'a bakın. Çok fazla bu transfer haberleri geçiyor. Hem Fenerbahçe adına hem Beşiktaş adına. Aldı, alınacak, alınıyor, yani gidiyor, şu oyuncusu gidiyor, bu oyuncusu gidiyor. İşte yeni oyuncular geliyor, Fener hocası şu olacak, Beşiktaş kaleciyi şunu aldı, bunu aldı gibi bir sürü haberler çıkmaya başladı. Yani bunları Beşiktaş'ın veya Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden görmediğiniz sürece, Fenerbahçe'nin veya Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden okumadığınız sürece pek inanmayın arkadaşlar. Çünkü çok absürt transferler de yazılabiliyor arkadaşlar. Yazılıp çizilebiliyor. Yani yarınki maç iki takım için de gerçekten önemli. İnşallah güzel bir maç olur. Bol ataklı, bol gollü, güzel, keyifli, kavgasız, gürültüsüz, hakem hatalarının öne çıkmadı. Güzel bir maç olur diyorum arkadaşlar. Bakalım göreceğiz kim kazanacak. Tabii ki bir Beşiktaşlı olarak içimden Beşiktaş'ın kazanması geçer. İnşallah Beşiktaş kazanır. Beşiktaş'ın kazanmasını tabii ki isterim. Fenerli değilim ki Fener'in kazanması lazım. Yani burada ben Beşiktaşlıyım, Beşiktaş'ın kazanması istiyorum diye taraflı bir konuşma yapmış olmuyorum. Yani taraflı isterseniz beni taraflı olarak da görebilirsiniz. Çünkü Beşiktaşlı olarak Fener'in kazanmasını istemem. Bir Beşiktaşlı olarak Beşiktaş'ın kazanmasını isterim. Ama Beşiktaş'ta birçok oyuncunun da performansında bayağı bir düşüş var.
Onu açık ve net bir şekilde söyleyebiliriz. Fener'de bazı oyuncuların performansında artış varken bazı oyuncularda tabii ki düşüş var. Ama genç bir oyuncu kazandı Fenerbahçe. Ona da söyleyelim. İnşallah Fener'e uzun süreler hizmet veren faydalı güzel bir oyuncu olur. İnşallah güzel, keyifli bir maç olur diyorum. Evet arkadaşlar, bu videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bana destek için kanalıma abone olup video ve videolarımı sonuna kadar izleyip beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike atıp yorum atarsanız sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Güle güle. Bay bay. Görüşürüz. Kara Kartal'la kalın.